Günaydın. Günaydın diyorum ama saat 12.30 galiba. Valla. Aynen. 1'e 20 var. Hava bugün kapalı. Bayağı kapalı yani. Ben de şu an temizlik yapıyorum. Ortada toparlıyorum daha doğrusu. Bayağı dağılmışız. Tezgah üstü falan. Çamaşır attım. Çamaşır yıkayacağım. Değil mi? Ses radarı. Bekle. Bekle. Hayır eyleme. Sana da yapacağım. Tamam. Bekle anneciğim. Bak. Olacak iş değil. Bak saçın ne oldu bak. Ah gitti bak saç. Neyse baştan yaparız. Önce nemlendiriyorum sürdüm. Oh. Ferah. Ne yapıyorsun aşkım? Bak bitti. Bitti evet bitti o kalmamış ondan. Hayır. Uzun zamandır eyeliner sürmüyorum. Özlemişim makyaj yapmayı. Her şey full mu Crafter'da? Yani her şey, ben hep Evil oynuyorum. Bu Crafter sadece Craft yapmaya yapıyorum yani. Ama işte, şimdi... Vallahi çok özlemişim. Böyle full makyaj. Bir tek ne süreceğim bilmiyorum. Oğlum? Bence böyle daha iyi oldu. Ne yapıyorsun oğlum? Dede yanında ya oğlum.
Tuvalete mi gireceksin? Ha, girmeyi düşünüyorum. Tamam. Özür. Bir yerden bir çıkacak ama nereden olduğunu bilmiyor. Çıkacağım demiş. Yani geleceğim dedi ama. Çıkarken para para almış, çıkmış, çıkmış. Aynen. Kapı benim. Bu parça versin mi? Ben yine seviyorum komünizmi. Aşkım. Kim dedi özel için? Emir. Bak vermemek için değil mi? Herkese eşit olsun. Ne olur. Aşkım bir parça versene, tadına bakacağım. Acısı üstünde. Zeynep ben zor duyuyorum. Aşkım üzülsene. Ben şey yaptım. O öyle. Emir. Ya, bilerek vermemek için duymuyor. Emir. Bir parça küşüne versene, tadına bakayım diyorum. Ha. Hemen. Ben bizim niyetimizi biliyorsun. Evet bizim niyetimiz çok büyük. Bizi tufleyeceğiz aşkım. O acısı. Ama. Al bunu. Niye ben bana gene geldi? Ya şey verir misin? Aşkım sen ye, ben doydum. İn diyor, yiyor. Dur bak, gel 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 buradan kopar gel. Al al al. Gel, gel. 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 Senin ağzını yerim. Senin ağzını yerim Demir. Bayıldı bu tarafa. Şeyde de yedi, Gözde'nin annesinin gönderdiklerini de yedi. Çık. Sen ne kadar tatlı bir böceksin acaba? Yakalayayım mı seni? Yakalayayım mı seni? Gel bunu kopar. Al kutuya al. Gel. Yarın sönüyor. Aa, kaktüs çiçeği. Evet. Ne kötülüyor. Ay eline battı. Eyvah eline battı diken. Bakayım anneciğim. Tabii, bakayım kalmasın şunu, diken. Şunu şey yap. Bakayım diken kalmasın. Kalabalıkta çok bir şey konuşamadım çünkü alışkın değilim. Konuşmaya geliyorlar zaten. Burası Bağrası, Bites. Mekanı bilen biliyor zaten. Çok arada kuytu köşede bir yerde. Şirliklerin arasında çok güzel bir mekan. Çok salaş ve inanılmaz lezzetli yemekleri var. Senelerdir Sekme'den geliyoruz. Ben Emir'le beraber burayı öğrendim. Emir de ailesiyle birlikte senelerdir buraya geliyorlar. Girerken ateşimizi ölçüyorlar. Zaten masaların arasında bayağı bir boşluk vardı ki 2-3 masa var şu an mesela. Yani toplamda 3 masa falan vardı. Kalabalık değil. Servis yapılırken eldiven var ellerinde ve maske var. Yani gelmeyi düşündüğüm zaten tek mekan burasıydı. İlk mekan. Başka bir yere gider miyiz şu an için tam bilmiyorum ama buraya daha yine geliriz. Çünkü burası bizim için çok bir de özel hani. Emi burada bana evlenme teklif etmişti. O açıdan değil gerçekten hem mekan sahipleri çok inanılmaz tatlı, inanılmaz güzel insanlar. Hem de yemekler gerçekten inanılmaz. Çok çok efsane bir şey. Şimdi eve gidiyoruz. Kameranın da şarjı bitiyor zaten. Şarj takarım. Devam ederiz. Saat 2'ye geliyor. Bugün de bitirdik. Ben niye? Ben galiba hasta olarak üşüttüm. Çünkü çok üşüyorum burada. Sabah akşam üşüyorum yani. Ve Emir ısrarla beni şeye götürmüyor. Yani bir mağazaya bir şey almak için. Zannediyor ki deliler gibi alışveriş yaparım zannediyor. Hiç de öyle değil. Şimdi makyajımı temizleyeceğim, yüzümü yıkayacağım, nemlendireceğim ve hemen yatacağım. Bugünün videosu da hazır valla. Çok istikrarlı ve çok güzel gidiyor. Her gün bir video çekip yükleyeceğim inşallah. Bodrum'da buna çok fırsatım oldu.
Burada çünkü hani evdeyken sahile inmediğimiz sürece, bilmiyorum indiğimizde nasıl olacak ama sahile inmediğimiz sürece vakit bulabiliyorum montaj yapmaya. Ama onun dışında hani zaten video çekebiliyorum, onda sıkıntı yok ama montaj önemli. Akşam Demir uyumuyor. Bir doktora gitmeyi düşünüyorum açıkçası burada. Bugün sabah 9'da kalktı bu arada. Öğlen uyumadı. Ne kadar salladığımı, yürüdüğümü, o kısmı kestim bu arada ben. Tam yarım saat boyunca video kayıt süresi benim yarım saat. Maksimum yarım saat. Yarım saat sonra video kapanıyor otomatikman. Yeniden video açılıyor. Tam yarım saat boyunca yürümüşüm. Ondan sonra tam uyudu. Yatağına yatırmaya yeltendim. Ve uyandı. Aynen. Bütün gün uyumadı. Akşam işte yemeğe giderken arabada uyudu. 5 dakikalık bir mesafe bu arada buradan. Arabada uyuduğu için o 5 dakika onu kesti bir güzel. Orada da uyumadı. Sonra eve gelirken yine yolda uyudu. Yatağa yatırınca yine uyandı. Sanki hiç bütün gün uyumuş gibi enerjik bir biçimde saat 1'de uyudu bu çocuk. Yani tüm gün uyumadı. Öyle söyleyeyim. Çok zor uyutuyorum artık. Arabada normalde şimdiye kadar arabasına sallayarak uyutuyordum ya da kucağımda uyutuyordum. Ama çok zor uyuyor artık yani son bir aydır gerçekten çok kötü durumda. Çocuk için de bence bu sakıncalı az uyku iyi bir şey değil gelişimi için. Dediğim gibi bununla ilgili bir doktora gitmeyi düşünmüyor değilim. Yani her gün bir video atmaya çalışacağım. Bu arada gittiğimiz mekan Bağrısı. Biz Bodrum'daysak, biz 10 gün Bodrum'daysak 5 günü mutlaka oraya gidip orada yiyoruz. Çünkü gerçekten mezeleri hayatınızda hiçbir yerde yiyemeyeceğiniz mezeler. Çıtır mantı yerken video çektim. Çıtır mantı meşhuru oranın. Suflesi ödüllü sufle. Gerçekten yani bir sufle ne kadar farklı ve lezzetli olabilir diye düşünebilirsiniz. Ama gerçekten çok lezzetli. Neyse işte yarın o zaman sabah kahvaltıda görüşürüz. Dediğim gibi her gün bir video mutlaka yüklemeye çalışacağım. Bir aksilik olmadığı sürece. Çekmesi de kolay geliyor şu anda bana. Yüklemesi de kolay geliyor. Zaten 10-12 dakikalık, 15 dakikalık maksimum videolar olur. Günlük olur, her gün olur. Böyle böyle devam ederiz. Gittiği yere kadar. İnsanlar gerçekten birbirlerine tabiri caizse hastalıklı gibi muamele ediyorlar. Yani şöyle duruyor sen geçerken. Çok mantıklı bir şey. İstanbul'da mesela markette bile yan yana böyle şey raftan bir şey alıyorduk. Burada öyle bir şey yok. Ben bir Bodrum övücüsü oldum galiba. Çok seviyorum burayı. Ne bileyim ya, burada yaşanır bence. Her sene bunu düşünüyoruz. Burada yaşarız. Ama ne iş yapacağız falan diye. Neyse inşallah bir gün olur. Ben şahsen bir kahvaltıcı açmayı düşünüyorum. Yani böyle kahvaltı, rezalet kahvaltı hazırlar. Yok be, o kadar da kötü değil. Neyse işte yaşarız belki burada. Yüzümü bir temizleyeyim bakayım. Hiç makyajımı kıyamam. Yani kalmadı bir şey ama. Yüzümü yıkayalım. Yüzümü kızartana kadar yıkadım. Bu arada bir şey soracağım. Cildine gideceğim ama şurada bir sivilcem vardı. Neredeyse kaç, 3-4 ay önce falan çıktı. Belki de daha fazla. Aslında videolardan çözebilirim bunu. Ve geçmedi. İz olarak da kalmadı. Çünkü sıktığım zaman hala bir şeyler çıkıyor sanki. Resmen ben gibi duruyor orada. Başına gelen var mı böyle bir şey? Yarın da bir maske falan yaparım ya. Temiz. Peeling kalmamış mı ya, mesela peeling yapardım. Şu an yapsaydım iyi olurdu. Bir de şu sikiyi güzel. Şşşt Emir. Ya bir de o sikiyi... Emir. De gece maskesi süreceğim şimdi. Ay gibi parlıyor. Her gün bir video fikri. Nasıl sizce? Her gün izleyemem Zeynep, atma dersiniz. Ya da işte bir iki gün birleştir öyle mi at dersiniz, yoksa her gün kısa kısa mı atayım, nasıl yapayım? Ne dersiniz? Doğru mu yazın? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda, yani yarın görüşürüz.